Evet sevgili dostlar, golvar.com'un ve Kayseri Ödülü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Konyaeli'de son günümüz derken 68.800, belki de ben Kayseri'ye varmaya 69.000 olacağız eminim. Böyle bir şey var. Ha, keşke Fenerbahçe'mizde sakatlıklar vesaire olmasa da biz hiç büyümesek, aynı olsak. Fenerbahçe keşke konferans ligini kazansa, Süper Lig'de şampiyon olsa, hiç ilerlemesek ama maalesef. Şimdi Fenerbahçe'mizde sakatlık nedeniyle oyuncuların kaçırdığı maç sayıları. Çağlar Söyüncü 4. Not devre arası geldi. Aynı şekilde Bonucci 5. Not devre arası geldi. Bakın birisi 4, birisi 5. Djiku 18. Becao 31. Bilginiz olsun, Becao herhangi bir milli takıma da gitmedi. Becao konusunda da arkadaşlar bir duyumum var. Becao'nun ağrısı maçtan sonra ölçülmek isteniyor. İyiyim diyor, gerek yok şey diyor ve herhangi bir test yapılmadığına dair. Juan Perez 48, o zaten malum, onu saymıyorum. Serdar Aziz 20. Herhangi bir milli takıma gitmemesine rağmen. Ferdi Kadıoğlu 9. Osayi Samuel 8. İsmail Yüksek 2. Millileri niye sayıyorum? Şu yüzden sayıyorum arkadaşlar. En azından yorgunluk var. Oraya gidiyor, buraya geliyor. Hani dinlenme imkanı bulmuyor diye. Fred 17. Milli takım yok. Zajc 18. Milli takım yok. Mert Hakan 17. Milli takım yok. Joshua King 22. Milli takım yok. Cengiz Ünder 13. İrfan Can Kahveci 5. Batshuayi 1. Edin Dzeko 1. Batshuayi 2 de sayabilirsiniz. Hatta 2 ya da 3 de sayabilirsiniz. Çünkü oynamıyordu. Böyle bir süreci var. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Bu kadar çok sakat verilmesinin ana sebebi nedir? Ya mesela birkaç şey söyleyeyim. Sizler bir kendi çapınızda düşünün arkadaşlar. Ben birkaç tane madde sayayım. Siz de yazın. Yüzde şu kadar şundan diye. Antrenman metotları, fizik kondisyon eksikliği, sağlık heyeti, hani teşhis, tedavi, rehabilitasyon süreçleri, antrenman zeminleri, hani hibrit çim olması vesaire, oyuncuların gece hayatı, alkol falan gibi alışkanlıkları. Buyurun açık açık fikrinizi yazın. Bakın oyuncuların dinlenmemesi diyeceğim ama Avrupa'da belki 100'den fazla kulüp, yani 32 tane Şampiyonlar Ligi kulübü, 32 tane işte Avrupa Ligi, işte 32 tane şey desen 96 yapar. Premier Lig'deki adamların 3 günde bir 4 günde bir maç yaptığını yazsayın. Hani 100'den fazla kulüp zaten haftada 3 ve hani haftada 2'den fazla maç yapıyor diyelim. Yani pazar, perşembe, pazar yapıyor birçok kulüp. Haftada 2 maç yapıyor diyelim. Yani 100'den fazla kulüp. Hani bunu bahane olarak yazmayın. Herkes de var bu. Yani ben bunu bahane olarak kabul etmem abi. Herkes de var. Herkes de bu kadar sakat varsa kabul. Manchester United'da, Liverpool'da, ne bileyim Real Madrid'de, başka neresi, Paris Saint-Germain'de, şurada burada bu kadar sakat varsa kabul. Neyse, Fenerbahçe'miz Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'te yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe'ye müjdeli haberler geldi arkadaşlar. İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenman Fenerbahçe Can Bahar testlerinde gerçekleşti. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maçlarıyla da antrenman tamamlandı. Olympiakos maçında 11'de başlayan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla geçirdi. Evet, bu kelimeyi artık söyleyebiliyorum. Şimdi iki isimden sevindiren haber geldi Fenerbahçe'ye. Kim bu isimler? Alexander Djiku ve Joshua King. Biliyorsunuz beyin nakli oldu Joshua King. Hocam diyor, beyin nakli olsa kişi ölür diyor arkadaşlar. Ya espri de yaptırmıyorlar. Joshua King. Neyse, bugün yapılacak idmanlı antrenmanlar tamamlanacak. Ama Joshua King ve Djiku döndü. En azından Djiku sevindirici haber. Yani Djiku, Becao, Çağlar, Bonucci, Serdar 5 stoperin 5'ini de oynayabilir durumda olması iyi bir gelişme. Ek bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi Çağlar'a atıp tutuyoruz. Tamam, hatalar yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı ama Fenerbahçe'de olası bir sıkıntılı süreçte, yani Ferdi, yani Oosterwolde'yi şimdi konuşacağım. Oosterwolde'nin yerine oynayabilecek isimlerden biri Çağlar, bilginiz olsun. Fenerbahçe'ye Oosterwolde'den kötü haber. Sakatlanan Oosterwolde sezonu kapattı diyorlar arkadaşlar. Ameliyat için dün Hollanda'ya gitti oyuncumuz. Ve son durumu belli oldu diyor. Şimdi ben buna dair de bir şeyler söyleyeceğim ama tam ne söyleyeceğim ben de bilmiyorum. Gerçekten bak, yani öyle bir sürecin içindeyiz ki. Şimdi kulübümüz menisküs yırtığı olduğunu tespit edildiğini duyurdu. Ben bunu duyum olarak da vermiştim. Açıklama şöyle, işte Oosterwolde'nin Altunizade'de çekilen MR sonucu ortaya çıktı. Yapılan tetkikler çerçevesinde menisküs yırtığı teşhisi konulan oyuncumuzun tedavi programına başlanıldı diyor. Ve oyuncu Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Hollanda'ya gidip şey yaptı. 43. dakikada sakatlandı. Topsuz alanda darbe almadan yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyuna girdi ve sedye ile oyun alanını terk etti. Bakın topsuz. Oyuna devam edemeyen Oosterwolde'nin yerine ise Ferdi Kadıoğlu girdi. 41 maça çıktı. 32'sinde ilk 11'de başladı. 2 gol attı ve performansıyla da takdir topladı Oosterwolde. Geçmiş olsun diyoruz evladımıza. Şimdi bazıları ilahi adaletten falan bahsediyor. Eğer ilahi adalet olsaydı siz kelebek bıçağıyla saldıranları savunduğunuz için ya da ne bileyim Fenerbahçe'nin takım otobüsü kurşunlandığında alay ettiğiniz için, güldüğünüz için gökten taş falan yağması gerekirdi. Bir de bir arkadaş diyor ki tövbe estağfurullah Allah'ın diyor o sahaya gücü yetmiyor muydu da diyor öyle oldu falan. Geçiniz bunları. Herkes istediğini söyleyebilir. Ha ben şuna kızdım ya. Samuel diyor ki Oosterwolde'nin temsilcisi hem Roma hem Napoli ile temastaydı. Sezon sonu 20+ teklif getirmeyi düşünüyorlardı. Ama nasip değilmiş diyor. Bunu bir spor adamının demesi çok komik. Çok ahmakça geldi bana. Bir spor adamı bunu bu şekilde aktaramaz. Bakın oyuncumuz ölmedi. Sadece sakatlık geçirdi. Başarılı geçen operasyonun ardından kendisine dikkat edip doğru şekilde fizik tedavi işlemleri uygulanırsa en kısa sürede sahalara dönecektir. Belki 6 hafta, belki 8 hafta, belki daha kısa, belki daha uzun. Ama oyuncu kesin olarak ölmedi. Bacağı da kopmadı. Bacağı kopmuş gibi cümleler kurmanın alemi yok. Lig 26 Mayıs'ta bitiyor. Tam 6 hafta var. Kabul. Yani sonrasında ne var? Euro 2024 var. Ayrıca Oosterwolde'yi yedekken bile takip edip isteyen, teklif veren kulüpler vardı. Sakatlandı diye vazgeçelim sakatlanmayan oyuncuya bakalım diyeceklerini düşünme. Herhalde dünyada sakatlanmayan oyuncu yok. Bak bende bazı duyumlar var. Dile getirmeyeceğim. Söylemeyeceğim. Benden duyumu çalıp sağda solda paylaşıp sonra da duyumcu kesilen arkadaşlardan dolayı söylemeyeceğim. Üyelere özel vereceğim. 15 lira verin bir zahmet. Üye olun alın duyumu. Yani yanlış anlamayın 15 lira eğer çok bir para diyorsanız zaten gerek yok arkadaşlar söylemeye. Ama biraz da şu kanala katkınız olsun rica ediyorum. Şimdi Oosterwolde normal şartlarda 6-12 hafta arasında %100 olarak sahalara dönmüş olacak. Ancak bu normal sıradan insanlar için. Oosterwolde sıradan üstü bir insan. Bilginiz olsun. Şimdi burayı da söyledik. Artı arkadaşlar Fenerbahçe'mizde Olympiakos'la oynanacak rövanş maçı öncesinde 3 oyuncumuz sarı kart ceza sınırında. Djiku, Oosterwolde ve Fred. Yani Fred'in herhangi bir şey yok. Bu arada arkadaşlar bugünkü yani dünkü idmanda Fred de idmanın tamamında takımla yer aldı. Yani herhangi bir sıkıntısı yok. 3 oyuncumuz sarı kart sınırında. Yani Fred yediği sarı kart da sınıra geldi. Cezalı duruma düşmedi. Onu da belirteyim. Şimdi sevgili Furkan Furki adlı bir kullanıcımız var. Onun yorumların benim dikkatimi çekti. Diyor ki atletik performans antrenörlerine ne demeli? Mesela Cihan Mert Cengiz. Hiçbir şekilde Süper Lig takımı tecrübesi yaşamamış bir ismi nasıl buraya getirdiler diyor. Nasıl takımı koordine edecek? Şimdi internete girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Cihan Mert Cengiz'e girdiğiniz zaman profilinde Fenerbahçe atletik performans antrenörü ve sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. UEFA B lisansı var. Kocaeli Spor, Denizli Spor, İnegöl, Sakarya, Of Spor, Karşıyaka, Buca, Dardanel Spor. Şimdi ben hak veriyorum. Doğruya doğru. İlk olarak Cihan Mert Cengiz. Çok çok düşündürücü bir isim. Sevgili Furkan Furki kardeşimiz yazıyor. İkincisi Cengiz Sirkan. Bizden önce Beşiktaş U21'de görev almış diyor. Tek tek isimleri de bulmuş, araştırmış. Yani bize geliyor, bu göreve soyunuyor. Mantıklı bir karar mı diyor. 2,5 yıllık atletik performans antrenörümüz var. Gençleri pişirme yeri Fenerbahçe takımı. Liyakat gerekmez mi? Bilgi ve tecrübe gerekmez mi? Soruyorum diyor. Soruyor arkadaşlar. Gerekir mi gerekmez mi? Siz söyleyin bana. Bu arada Cengiz Sirkan'ın transfer marketine girin arkadaşlar. 34 yaşında. Ya benden küçük bir arkadaşımız. 2017 yılında başlamış. Beşiktaş U21'de. Fenerbahçe'de 13 Ocak 2022'de göreve gelmiş. Ha, şunu diyebilirsiniz. Ya hocam işte adam bak Jesus da bunu çalıştırdı. Demek ki sıkıntı yok falan diyebilirsiniz. Bir bakın bakalım Jesus'un ikinci dönemi nasıl. Halil Filik, o da 1 yıllık Fenerbahçe'de sözleşmeli. 30 yaşında bir isim. Feriköy'de yardımcı antrenörken Fenerbahçe Atletik Performans antrenörü bu yıl arkadaşlar. 2020-2021 yılında da çalışmış. Bu sene de çalışıyor. O zaman bireysel antrenörmüş. Bu sene de atletik performans antrenörüymüş. Halil Filik. Bakın isimler çok enteresan değil mi arkadaşlar? Yani Feriköy'de yardımcı antrenörlük. Lisans falan hiçbir şey yok. Gerçekten Fenerbahçe'nin liyakatı bu mu? Ya ben futbolcuysam, ben Fred olsam umursamam diyor. Kaleci antrenörü. İnanılmaz yani şeyleri konuşayım da. Yasin Cirav. Evet, kendi çapında yetenekli bir isim olabilir. Yasin Cirav kaç yaşında biliyor musunuz? 34 yaşında arkadaşlar. Şaka gibi. Şaka gibi arkadaşlar. Hocam 34 yaşında olabilir, ne olacak? Adam işinin ehliyse her şey olabilir. Bak Yasin Cirav'ın daha önceki çalıştığı yerler. Bu arada Trabzon doğumlu. Bilginiz olsun. Kaleci antrenörümüz Trabzonlu. YS Selim takımda yardımcı antrenör. Hamidiye'de yardımcı antrenör. Trabzonspor altyapısında kaleci antrenörü. Kasımpaşa altyapısında, Başakşehir altyapısında kaleci antrenörü. Fenerbahçe altyapısında kaleci antrenörü. 2019'dan 2022'ye kadar. Fenerbahçe A takımında da 2021-2022 arasında kaleci antrenörlüğü yaparken 1 Temmuz 2022'den bu yana Fenerbahçe'mizin kaleci antrenörü Yasin Cirav. Abi yanlış anlamayın, ben herkesin her türlü geçmişine bakarım. Bitti artık yani, iyimserlik şu bu bitti. Haluk Kaplan, işlerinde belki de en tecrübelisi, 56 yaşında Mersinli kaleci antrenörü. Kendisi Fenerbahçe'den önce Tokatspor, Mersin İdmanyurdu, Denizlispor, Alanyaspor, Kartal, Yeni Malatya, Altay, Konya Şeker, Tarsus İdmanyurdu falan diye gidiyor. Şanlıurfa Dardanelspor diye geçiyor. Yani Fenerbahçe A takımının kaleci antrenörü. Gerçekten de çok ilginç değil mi arkadaşlar? Ya Fenerbahçe'nin ekibi. Evet, son olarak Sandro Sufic. Şimdi Sandro Sufic ismi, duydunuz bu ismi. Biz ne için getirdik? İşte Livakovic yalnız kalıyor, nefes alamıyor, şöyle böyle diye getirdik. 44 yaşındaki Hırvat kaleci antrenörü. O da Trabzonspor geçmişine sahip. Dinamo Zagreb, Trabzonspor. Yani insanın aklına 50 çeşit sorular geliyor. Gerçekten bak. Mesela ya son dedim ama bunları da söylemezsem olmayacak. Kemal Kurak ismi var. Artı Sercan Terzioğlu ismi var. Sercan Hamzoğlu değil ha. Sercan Terzioğlu ismi var. Şimdi Kemal Kurak ismi Fenerbahçe'de. Bu da yine bir antrenör. Teknik direktör. 44 yaşında. O da Trabzonlu. Yardımcı antrenörümüz Trabzonlu arkadaşlar. Kayserispor, Denizlispor, Ankaragücü, Göztepe, Ümraniye, Elazığ, Gaziantep, Elazığ'da çalışmış yine. Ama doğum yeri Trabzon. Yanlış anlamayın, ben Trabzon'dan şuradan buradan bir şey demiyorum. Ama emin olun CV'sinde Fenerbahçe olan kişileri kolay kolay Trabzon'da kabul etmezler. Sercan Terzioğlu 33 yaşında. Ve Sercan Terzioğlu Konyaspor'da atletik performans, Fenerbahçe U17, Fenerbahçe altyapısı, Antalyaspor altyapısı vesaire. Yani herhangi bir şeyde gözükmüyor arkadaşlar. Herhangi bir lisans falan da gözükmüyor. Yanlış anlamayın. Furkan Furki kardeşimizin dediğine göre. Şimdi bunlar nasıl yardımcı antrenör olabilir? Recep Karatepe, İsmail Kartal'la yeni çalışmaya başlamış bir isim diyor. 70 maça falan çıkmış. Normalde Ersun Yanal yardımcısı. Doğru. Yani Ersun Yanal'ın yardımcı antrenörünün Fenerbahçe'de ne işi var diye düşünmek de lazım diyor. Zeki Murat Göle. Yıllardır Fenerbahçe'de. Hani ne uzalır ne kısalır isim. Fenerbahçe bir şeyleri bence iyi araştırmalı diyor. Haklı mı haksız mı arkadaşlar? Buyurun antrenör ekibi. Şimdi ben bunları konuştum. Sosyal medyada birkaç tane dallama diyor ki bu diyor Fenerbahçe'yi karıştırıyor diyor. Bunu takip etmeyin diyor. Şimdi ben bunu yaptım diye Fenerbahçe'yi karıştırmış oluyorum. Ama bu arkadaşlar Fenerbahçe'nin sahibi oluyor değil mi? Yani gerçekleri söylediğimiz zaman karıştırmış oluruz. Niye ben burada İsmail Kartal'ı öve öve bitiremediğimde olmadı mı? Siz bana söyleyin, yalansa yalan deyin. Hocam burada haksızsın deyin. Ben burada İsmail Kartal'ı öve öve bitiremediğimde oldu. Dedim ki bak hamleleri şöyle oldu böyle oldu. Bak işte dedim İrfan Can Kahveci tarihi bir sezon yaşıyor şöyle böyle. Siz bana şimdi bahsedin arkadaşlar. Fenerbahçe'nin profesyonelliğinden bahsedin. Ali Koç gelmeden önce ne diyordu? İşte Ersun Yanal'ı getirir misin? Siz benim hayalimdeki Fenerbahçe'yi daha anlayamamışsınız. Bu ukala cümleyi kurdu muydu? Kurduydu. Hayalindeki Fenerbahçe bu mu? Ya biz geçen sene A+ hoca getirdik. Jorge Jesus'u getirdik. Bilmiyorum neyini koruyamadık. Bunu da iyi bir analiz etmek lazım. Acaba yani bir Galatasaray maçını izlemeye gitti. Sanki adam orada kendini hani benliğini sattı geldi. O andan sonra Fenerbahçe korkaklaşmaya başladı. Hani var ya bazıları şey diyor işte hocam diyor Galatasaray maçına gitti orada para teklif ettiler dediler ki Fener'i şampiyon yapmasına şu kadar para dediler falan. Ya hani bunlar da çocuksu geliyor biraz. Ama biz neyini koruyamadık mesela Jorge Jesus'un. Adam şimdi gitmiş dünyada bilmem yenilmeme rekoru falan filan kuruyor. Tabii yani oradaki kadro sende bende olsa belki sende ben de aynısını yaparız diyeceksiniz. Öyle olmuyor işte. Oradaki kadro sende bende olsaydı olmuyor bu iş. Oradaki birçok takımın kadrosu öyle. Ha, onları diri tutmak var. Antrenman metotları var. O iklime, o şartlara göre antrenman metotları var. Gittiğinde çok dandik maçlar da geçirdi. Adamlar sabretti, arkasında durdu falan. Bir şeyler yanlış Fenerbahçe'de. Ya Fenerbahçe'de kahreden haberler arka arkaya geliyor derken yalan söylemiyorum. Yani darmadağın olduk ya. Oosterwolde sezonu kapattı deniliyor. Ben daha önce dönebileceği görüşündeyim. O ayrı mesele ama ya alın size darmadağın edecek başka haberler. Antrenör ekibimiz. Diyeceksin ki hocam bak bu işin maddi boyutu var. Sen öyle getireyim şunu getireyim bunu getireyim demeyle olmaz. İyi para vermen lazım diyeceksin. Tamam kardeşim. Her şeyden sakınalım. Her şeyden. Zeki Murat Göle'ye para verelim yıllarca. Öbürüne para verelim. Bireysel atlet bilmem ne performansı getirelim. Galatasaray'da sakatlığın S'si olmasın. Fenerbahçe kırılıp dökülsün. Şampiyonluğu sakatlıklarla verelim. Kabul. Belki Oosterwolde'yi sezon sonunda 50 milyon euroya satacaktın sakatlanmasa. Belki 50 milyon euroya satacaktın. Kafası çalışan kişi. Şimdi elde kalsa 50 milyon euro. 20'ye satsın. Arada 30 milyon euroluk fark var. Ya 30'u geçtim 40'ı geçtim. Oynatıp 40'a satmaktansa oynatmayıp 20'ye satmak. İkisi arasındaki fark şey sizin, tercih sizin. 40'a satsan eline 20 milyon euro kalacak. Bunu atletik performans antrenörüyle şundan bundan şey yapamazsın. Cevaplayamazsın. Neyse uzun lafın kısası arkadaşlar. Fred'in madem 60'tan sonra oynamazsa riskli dün idmanda nasıl yer aldı o ayrı mesele. Djiku'nun döndüğüne seviniyorum en azından. Becao iyiyim diyor. İnşallah bir sıkıntısı yoktur. Joshua King döndü. Tadiç'i yedekleyen isim. Hani Tadiç de sarı kart sınırında Süper Lig'de. Emin olun derbi öncesinde muhtemelen sarı kart verecekler. Ferdi'nin yedeği beni düşündürmeye başlıyor. Sol ayaklı sol stoper oynayabilecek isim. Mert Müldür sağ ayaklı sol bek oynayabilir. Sol ayaklı sol stoperimiz yok diye biliyorum. Hani Bonucci sağ ayak. Çağlar sağ ayak. Solu da kullanabiliyor ama Çağlar sol bek oynayabilir diye biliyorum. Hani orada en azından 5 isim var. Ferdi'yi yedeklese. Sağda Osayi, Mert Müldür desen. Avrupa'da Osayi ve Ferdi hariç kimseyi yazamıyorsun. Mert Müldür'ü mutlaka ligde oynatman lazım. Yani Fenerbahçe sakatlıklardan çekiyor ama bazen de çuvaldızı kendimize batıralım. Hani hep diyoruz işte hakemler şunu yapıyor, bunu yapıyor falan filan. Bırakın hakemi. Oosterwolde'nin sakatlanmasına hakem faktörü var mı? Joshua King'in sakatlanmasına. Cengiz'in aylardır yani aylardır sakat gibi bu adam ya. Bir aydan fazladır milli ara şu bu hala düzelmeyen nasıl bir sakatlıkları var ya. Neyse Allah Fenerbahçeli kardeşlerime sabır versin. İnşallah bu sakatlıklar düzelir. Kötü olan ben olurum. İnşallah çok ciddi dersler alınır. Dinlendirilen futbolcular oynatılır. Bak şöyle de bir şey var. Jorge Jesus ne yapıyordu? İdeal 22'si vardı. Lig maçında oynayıp Avrupa maçında 7 tane değişiklik yapıyordu. 7 değişiklik. Sonra lige geliyordu. Tekrar bir 8 değişiklik yapıyordu. Enteresan. Sonra tekrar Avrupa'ya gidiyordu. 7 değişiklik daha. İşte kupa maçına çıkıyordu bir 8 değişiklik. Türkiye kupasını falan. Ya rotasyon 18 tane 20 tane. Ne oluyordu? Yedekteki futbolcu da kendini diri tutuyordu. Kendini hazır tutuyordu. Bugün Tadiç'in yedeği kim sorusuna cevap veremiyorsunuz. Fenerbahçe'de Tadiç'in yedeği kim sorusuna kimse cevap veremiyor. Hiçbir Fenerbahçeli cevap veremiyor. O zaman bunları da düşünmek lazım. Nasıl İrfan Can'a o sayıyı arttırdı, performans uçtu, uçuşa geçti falan diyorsak, bunları kabul ediyorsak yanlışları da kabul edelim. Bir tane Fenerbahçe var. O Fenerbahçe şampiyon olsun diye uğraşıyoruz. Karagümrük maçı. Bana sorarsanız Mert Müldür'le başlayalım. Mert Müldür. Muhtemelen ileride İrfan oynayacak. Orta saha İsmail, Fred. Bak ideal şeyle başlayalım. Bence ideal 11 ile başlayalım. Skoru alalım. Atıyorum 45. dakikada 3-0 öndesin. Çıkar İsmail'i. Al kurun içini koy oraya. İşte Fred tehlikeli mi? Ya da çıkart Fred'ini. Koy kurun içini oraya. Ben bunu çok söyledim. Keşke Krespo gitmeseydi. Krespo ile Lincoln gitmeseydi. Çatır çatır oynar. Krespo gitmeseydi İsmail'i çıkart. Koy Crespo'yu. Hiç sırıtmaz. Yanına da koy kurun içi. Orada orta sahada top çevirsinler. Rakibi bir şekilde karşılarlar zaten. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Szymanski mesela sarı kart sınırında. Sarı kart sınırında Szymanski arkadaşlar. Szymanski sarı kart sınırında. Cengiz sarı kart sınırında. Ondan sonra Tadiç sarı kart sınırında. Dzeko sarı kart sınırında. Batshuayi de sarı kart sınırında. Çok tuhaf değil mi? Ferdi de sarı kart sınırında. Allah sonumuzu hayır etsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir beğeniyi çok görmesini sevinirim. Görüşmek üzere.